yazan değerli yazarlar var. Onlardan bir tanesi Alaaddin Aktaş. Evet. Diyor ki Ortadoğu'daki savaş uzarsa yandık demiş. Evet. Birkaç parametre üzerinden birincisi petrol fiyatları ki dün yukarıdaydı. İşte 88 yani 90 dolar sınırına kadar Brent'te geldik. İkincisi yabancı ilgisi azalabilir diyor Türkiye'ye. yine Alaaddin Aktaş yazısında ve Merkez Bankası tarafından da bağlamış Hakan abi. Yani 5 puanlık bir şu an yeniden sanki 30'dan 35'e çıkarır politika faizini. 5 puanla belki kalmayabilir de diyor. Yani bu son risk Merkez Bankası'nın politika faiz tarafında 5 puandan daha fazla bir faiz artışı yapmasına neden olabilir demiş Alaaddin Aktaş bugünkü köşesinde. Bunlar riskler tabii doğru önemli de noktaların altını çizmiş. Ama bir yandan da benim aklıma mesela geçenlerde The Economist'te çıkan işte yeni dünyanın yeni silah üreticileri ve tüccarlarıyla tanışın başlıklı yazı da aklıma geliyor. Yani orada da iki ülke öne çıkıyor. Güney Kore ve Türkiye. Yani ilk defa Türkiye çok 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 düşük olan dünya silah ticareti içindeki payını yüzde bir nokta bire çıkartmış. Küçük hala ama en hızlı arttıran ikinci ülke. Birincisi de Güney Kore. Şimdi Türkiye'ye ilgi bu bizim gerçeğimiz. Hiçbirimiz savaşı. Ben hoşlanmıyorum yani böyle bir şey olması bir savaş filan hiçbirimizin peşinde olduğu bir şey değil. Tabii ki barış ortamı olmalı. Ticaret içinde önemli bu. Hepimizin sağlığı açısından da önemli. Ama bir yandan da gerçekler var. Yani savunma sanayinin Türkiye'de savunma sanayiyle e, ilginin ben artacağını düşünüyorum. Evet. Yatırımların da artacağını düşünüyorum. Mesela bu alanda bazı gelişmeler olacaktır. Yani bütün kapılar kapanmaz. Şimdi e, sevgili e, konumuzu fazla bekletmeyeceğim ama ee, Zeynep bugün sağ olsun ekstra bir ricamız oldu kırmadı bizi. Çünkü önemli günlerden Çok geçiyoruz. Çok önemli günlerdeyiz. Senin söylediğin savunma sanayiyle var. Sanayi ilgili Baap Munyar bugün köşesinde Baap Abi yapmış evet. ile röportajında şöyle bir cümle okuyup hemen Zeynep Gürcanlı'ya döneceğim. Savunma sanayi ihracatında e, Sayın Fuat Tosyol demiş ki sektörde 5'inciyiz. E, ticari araçlar ve askeri araçlarımızı 80 ülkeye ihraç ediyoruz ciromuzun %65-70'i ihracattan sağlanıyor. Devam ediyorum. Diyor ki askeri araçlarda kilo başına ihracat geliri 22 dolar civarında. Elektrikli versiyonlarda 30 dolara kadar çıkıyor. Türkiye'li kilogram başına ihracatına kadar kadar. 1.3. Hadi bir, bir buçuk diyelim. Evet, 1.3. Tamam. Dolar yani kilo başına evet. 1.3 dolar. 1.5 diyelim senin dediğin evet, gibi. Evet yani 1.5 dolar diyelim elektrikli versiyonlardaki araçlarda bu 30 dolara kadar çıkıyor. Askeri araçlarda 22 dolar. Yani savunma sanayi hakikaten önemli. Önemli. Şimdi böylesi dönemlerde ister istemez önem kazanacak. Evet. Ha de varsa bir şey, birileri gelme ihtimali var. E, yoksa e, kim niye gelsin? ya yani Bu saatte çünkü olacak bir şey değil. Ama dediğin gibi sen Zeynep Gürcanlı'ya bir an önce evet. e, onun analizlerini